Halide Edip adı var. 1884 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelen Halide Edip Adıvar'ın babası, 2. Abdülhamit devrinde Padişah Hazinesi Katipliği, Yanya ve Bursa Reji Müdürlüğü yapan Mehmet Edip Bey, annesi Fatma Berifem Hanım'dır. Annesini küçük yaşta kaybeden Halide Edip, Üsküdar Kız Amerikan Koleji'ne eğitim almaya başlamıştır. Bir jurnal nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Halide Edip, 2. Abdülhamit'i bu kararını 1897 yılında yaptığı bir kitap çevirisiyle tersine döndürmüş ve aynı okulda eğitimine devam etmiştir. İngilizce ve Fransızca tahsil eden yazar, bu liseden lisans derecesiyle mezun olan ilk Müslüman kadın olmuştur. Halide Edip ilk evliliğini okuldan mezun olduktan hemen önce tanıştığı matematik öğretmeni Salih Zeki Bey ile yapmıştır. Çok genç yaşta yaptığı bu evlilik uzun sürmemiş ve çift 1910 yılında eşinin ikinci bir hanım isteği üzerine sona ermiştir. 1903 yılında ilk oğlu Ayetullah, bundan 16 ay sonra da ikinci oğlu Hasan Hikmetullah Toga dünyaya geldi. 1905 yılında gerçekleşen Japon-Rus Savaşı'nda Batı uygarlığının bir parçası sayılan Rusya'yı Japonların yenmesi üzerine verdiği sevinçle oğluna Japon Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Togo'nun ismini vermiştir. İyi derecede yabancı dil bilen yazar, ünlü İngiliz matematikçilerin yaşam öykülerini Türkçe'ye çevirdi. Birkaç Sherlock Holmes hikayesinin de çevirisini yaptı. Fransız yazar Emile Zola'nın yapıtlarına büyük ilgi duymaya başladı. Daha sonra ilgisi Shakespeare'e yöneldi ve Hamlet adlı yapının çevirisini yaptı. İkinci Meşrutiyet sonrasında yazın hayatına hızlı bir giriş yapan Halide Edip, kadın hakları konusunda yazılarını yayınlamaya başladı. O dönem Salih Zeki Bey ile evli olan Halide Edip, yazılarında Halide Salih adını kullanıyordu. Gazetede yayınlanan ilk yazısı Tevfik Fikret yönetimindeki Tanin'de çıktı. Yazıları muhafazakar kesimden ağır eleştiriler alan Halide Edip, 31 Mart ayaklanması sonrasında aldığı ölüm tehditleri nedeniyle çareyi iki oğluyla Mısır'a gitmekte buldu. Oradan İngiltere'ye giderek kadın hakları konusunda yazıları nedeniyle kendisini tanıyan İngiliz gazeteci Isabella Fry'in evinde konuk oldu. İngiltere'ye gidişi o dönemde kadın erkek eşitliği konusunda sürüp giden tartışmalara tanık olmasına, Bernard Russell gibi fikir adamlarıyla tanışmasına vesile oldu. 1909'da İstanbul'a geri döndüğü zaman siyasi içerikli yazılarını yayınlamaya devam etti. Heyyula ve Raik'in Annesi adlı romanları basıldı. Bu arada kız öğretmen okullarında öğretmenlik ile vakıf okullarında müfettişlik görevlerinde bulundu. İleride yazacağı Sinekli Bakkal adlı ünlü romanı bu görevler gereği İstanbul'un eski ve arka mahallelerini tanıması sayesinde ortaya çıkmıştı. Eşinden boşandığı 1910 yılında Seviye Talip romanını yayımladı. Bu roman bir kadının kocasını terk ederek sevdiği erkekle yaşamını anlatır ve feminist bir eser olarak değerlendirilir. Basıldığı dönemde birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Kadınları Yükseltme Derneği kuruculuğunu yaptığı Balkan Savaşı yıllarında Son Eseri adlı aşk romanını yayınladı. Talim ve Edebiyat adlı kitabı yazdı. Bu kitapta öğretmenlik mesleğinin gereği olarak eğitim konularında yönelmeyi amaçlamıştı. Halide Edip'in edebi değerden çok bir tez sunmayı önceleyen romanı Yeni Turan, Turancılık fikrini benimseyen kadın kahramanı ile Türkçülük eserlerinin yanında yerini aldı. Turancılık fikrini benimsemesine yardımcı olan kişiler Türk Ocağı içinde Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Supi gibi yazarlar olmuştur. Birinci Dünya Savaşı yıllarında kız mektepleri umumi müfettişliği görevini sürdüren Halide Edip, Arap eyaletlerine giderek orada iki kız okulu ve bir yetimhane açtı. Bu yıllarda aile doktorları Adnan Adıvar ile nikahlandı. Lübnan'da yetimhanede birçok çalışmaya imza atan Adıvar, 1918 yılında işgal sonrasında İstanbul'a döndü. Hayatının bu döneminde Mor Salkımlı Ev kitabını kaleme almıştır. İstanbul dönüşü Darülfünun'da Batı Edebiyatı okutan Halide Edip, aynı zamanda Türk ocaklarında çalışmalarına devam etti. Milli mücadele yıllarında Amerikan mandası fikrini benimseyen ve bu tezi Sivas Kongresi hazırlıklarında olan Mustafa Kemal'e sunan Halide Edip, beklediği yanıtı alamamıştır. Mandatarlığa karşı olduğunu belirten Mustafa Kemal'in düşüncesi, yıllar sonra Halide Edip'in Mustafa Kemal Paşa haklıymış sözleriyle tasdiklenmiş oldu. 15 Mayıs 1919 günü İzmir'i Yunanlıların işgal etmesi üzerine İstanbul'da ardı ardına protesto mitingleri düzenlenmekteydi. İyi bir hatip olan Halide Edip,
19 Mayıs 1919 günü Asri Kadınlar Birliği'nin düzenlediği ve kadın hatiplerin de konuşmacı olarak ilk açık hava mitingi olan Fatih mitinginde kürsüye çıkan ilk konuşmacıydı. Attığı nutuk ile belleklerde büyük iz bıraktı. 20 Mayıs'ta Üsküdar mitingi, 22 Mayıs'ta Kadıköy mitingine katıldı. Bunları Halide Edip'in baş kahramanı haline geldiği Sultanahmet mitingi izledi. İngilizler İstanbul'u 16 Mart 1920'de işgal ettiler. Hakkında idam emri çıkardıkları ilk kişiler arasında Halide Edip ve eşi Doktor Adnan da vardır. İdam kararı öncesinde yola çıkan ve 2 Nisan 1920 günü Ankara'ya ulaşan Halide Edip ve eşi Adnan Bey, yolda Yunus Nadi Bey ile karşılaştı. Ankara yolundayken kararlaştırdıkları gibi Anadolu Ajansı isimli bir haber ajansının kurulması Mustafa Kemal Paşa'dan onay görünce ajans için çalışmaya başladı. Ajansın muhabiri, yazarı, yöneticisi, ayak işlerine bakanı olarak çalışıyordu. Haber derleyip milli mücadeleye ilişkin bilgileri telgrafı olan yerlere telgrafla iletmek, olmayan yerlerde cami avlusuna afiş olarak yapıştırılmasını sağlamak, Avrupa basınını takip edip batılı gazetecilerle iletişim kurmak, Mustafa Kemal'in yabancı gazetelerle görüşmesini sağlamak, bu görüşmelerde tercümanlık yapmak, Yunus Nadi Bey'in çıkardığı Hakimiyet-i Milliye gazetesine yardımcı olmak ve Mustafa Kemal'in diğer yazı işleriyle ilgilenmek Halide Edip'in yürüttüğü işlerdi. Orduya katılma isteğini Mustafa Kemal'e telgrafla iletti ve cephe karargahında görevlendirildi. Sakarya Savaşı sırasında onbaşı oldu. Yunanlıların halka verdiği zararları incelemek ve raporlamakla sorumlu Tetkik-i Mezalim Komisyonu'nu görevlendirdi. Burun Kahpeye adlı romanının konusu bu dönemde oluştu. Türk'ün Ateşle İmtihanı 1922 adlı anı kitabı Ateşten Gömlek 1922, Kalp Ağrısı 1924, Zeyno'nun Oğlu adlı romanlarında Kurtuluş Savaşı'nın değişik yönlerini gerçekçi biçimde dile getirebilmesini savaştaki deneyimlerine borçludur. Savaş boyunca cephe karargahında görev yapan Halide Edip, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden sonra ordu ile İzmir'e gitti. İzmir'e yürüyüş sırasında rütbesi başçavuşluğa yükseldi. Savaştaki yararlılıklarından ötürü İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Halide Edip, Cumhuriyet'in ilanından sonra Akşam, Vakit ve İktam gazetelerine yazdı. Bu arada Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa Kemal Atatürk ile siyasi fikir ayrılıkları yaşadı. Eşi Adnan Adıvar'ın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşuna yer alması sonucu iktidar çevresinden uzaklaştılar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılıp Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesiyle tek parti dönemi başlayınca kocası Adnan Adıvar ile birlikte Türkiye'den ayrılmak zorunda kalarak İngiltere'ye gitti. 1939 yılına kadar 14 yıl boyunca yurt dışında yaşadı. Bu sürenin 4 yılı İngiltere'de, 10 yılı Fransa'da geçti. 1939'da İstanbul'a döndü ve 1940 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi kürsüsünü kurmakla görevlendirildi. 10 yıl kürsü başkanlığını yürüttü. Shakespeare hakkında verdiği açılış dersi büyük yankı uyandırdı. 1950 yılında Demokrat Parti listesinden İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve bağımsız milletvekili olarak görev aldı. 5 Ocak 1954 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde Siyasi Vedaname başlıklı bir yazı yayınlayarak bu görevden ayrıldı ve tekrar üniversitede görev aldı. 1955'te eşi Adnan Bey'in kaybıyla sarsıldı. Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye ve daha birçok değerli eserin yazarı Halide Edip adı var. 9 Ocak 1964 yılında İstanbul'da 80 yaşındayken böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda etti. Cenazesi İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Ardında birçok akademik, edebi ve fikri eser bıraktı. Onun eserleri içerik bakımından 3 grupta incelenmiştir. Kadın meselelerini ele alan, eğitilmiş kadının toplumdaki yerini arayan eserleri, milli mücadele dönemini anlatan eserleri, şahsiyetleri içinde bulundukları geniş toplumla birlikte ele alan romanları.